Demek Çınar'ın da ciğeri uymadı ha? Maalesef. Şimdi Ümran'la konuştum. Kız kahrolmuş. Konuşamıyor ağlamaktan. Ne yapsın? Analık işte. Zavallı İsa'cığım. Şimdi ölümle pençeleşiyordur. Ama Çınar büyük adammış. Öyle, öyle. Ama nasip değilmiş. Yine de bir arayıp teşekkür etmek lazım ona. Tabii. Merhaba. Songül? İlahi Songül evladım. Bizim görev yaptığımız devrelerde sokaktan böyle hipi toplardık. Tıpkı onlara benzemişsin. Çok teşekkür ederim Albay amcacığım. Bu moda yorumlarınız için gerçekten çok sağ olun. Tövbe tövbe. Sen gelsene biraz benimle. Sadrettin. Yok bir şey yok baba, konuşacağız. Dur bir dakika, niye çekiyorsun sen beni? Kızım sen beni delirtecek misin ya? Ne bu? Ya ne var ya? Biraz alışveriş yaptım. Değişiklik iyidir. Başlatma değişikliğine. Sen iyice şaşırdın ha. Adam gibi okula git gel dedikçe saçmalıyorsun. Ya ne yaptım ben ya? Ne yaptım? Altı üstü birkaç giysi aldım, o kadar. Şu haline bak, şebeğe dönmüşsün, hala konuşuyorsun. Bana bak, bu aldıklarında bu üstündekiler gibi hemen çöpe atacaksın bunları. Bir tanesini bile görmeyeceğim, o saçındakileri çıkar. Sen bana karışamazsın, tamam mı? Bu ne esaretmiş be böyle? Öyle mi? Karışamaz mıyım? Bak bakalım nasıl karışıyorum. Ne yapıyorsun? Lan çek et, geç şuradan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kes lan sesini. Boyun devrilsin inşallah. Öküzsün sen be, öküz. Ağzını topla lan. Ya. Allah'ım ya. Teşekkürler. Afiyet olsun. Senin kız vardı ya, neydi adı? Yıldız. Ha, Yıldız, Yıldız. Senin onunla ne işin vardı? Bir şey konuşacaktım. Ne? Garip şeyler oluyor Poyraz. Hani şu çocukların öldüğü dere var ya, Ceyda diye bir arkadaşımla oradan örnek aldık. Ceyda'nın çıkarttığı raporlarla Sağlık Kurulu'nun raporları aynı çıkmadı. Allah Allah. Raporla falan mı oynamış biri? Ne olmuş? Galiba. Peki Ceyda ne diyor bu işe? Ceyda... trafik kazasında kaybettik Ceyda'yı. İşte üstüne Yıldız ve annesi... tam Yıldız bir şeyler söyleyecekti, ördüler. İlginç değil mi? İlginç. Peki sen bunları hiçbirine anlattın mı? Evet, bir savcıyla konuştum. Gittim her şeyi anlattım, dedim böyle böyle şüpheleniyorum. O da araştıracağını söyledi. Ha. Adı ne savcının? Nihat Yarkın. Anladım. Niye sordun? Hiç. Öylesine merak ettim. Haline bak ya, şu kılığına bak. Ya hapis artık. Yok yok. Bunlar iyice sapıttı. Aman Bahri Bey, yetişin. Olacak şey değil. Hazır mı lütfen seni? Böyle kafana göre hareket edemezsin. Abi ben mi göze batıyorum bu evde? Sen kafana göre hareket edince neden sorun olmuyor? Gidiyorsun teveciden para alıyorsun. Ortaklık kuruyorsun. Babana yalan söylüyorsun. O niye sorun olmuyor? We'll be right back.
Vay vay vay, gelene bak. Ben de bir kadın gördüm zannettim. Şunun güzelliğine bak oğlum. Bir sürü kadından daha güzel bu. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Teşekkürler. Sünepe'nin altında bu araba. Yazık ya. Beygir gücü zayiat, yemin ediyorum. Baksana bir şey diyeceğim. Bunun ardından hayırlı bir şey gelmeyecek de. Söyle. Şununla bir tur atsam ne olur be? Ha? Oğlum, saçmalama. Niye lan? Çok canım istedi. Çocuk musun oğlum sen? Canı istemiş. Yani ne olacak ya? Arka tarafta yer vardı, oraya götürdüm dedi. Hayır, yapmadığımız şey mi? Ben karışmam birader. Bana sorarlarsa ne gördüm, ne duydum. Ha? Ben de onu diyorum işte. Görmedin, duymadın. Hadi eyvallah. Dikkatli kullan şunu. Lan dikkatli kullanacak olsam niye bunu kullanayım? Oğlum şuna bak ya. Şu arabanın güzelliğine bak ya. Lan böyle arabam olsun var ya. Eve ihtiyaç yok ya. Yemin ediyorum yaşa ya. Bunun içinde yaşa yani. Yabancı değiliz hanımefendi. Aa, ne arıyorsun sen burada be? Ben dolaşıyorum da sen bir şey arıyor gibi görünüyorsun. Taksi bulamıyorum ya. Çıldıracağım, dondum. Gel hadi, bırakayım seni bir yerlere. Aa, iyi misin sen? Bir yerine bir şey düşmedi değil mi? Peki öyle iyiliksever birine benzemiyordun da. Sen ne çabuk karar vermişsin ya benim hakkımda öyle, daha tanımadan falan. Bak. Hiçbir kadın gecenin bu saatinde taksi beklerken üşümemeli. Senin gibi bir kız bile olsa. Fabrika hayallerine geri döndün. Hadi gel, neyse en azından bir durağı falan atayım seni. İyi peki madem. İyi peki madem. Ya siz, siz böyle bir şeyi benden nasıl gizlersiniz? Baba, Despina Hanım'ın hiçbir suçu yok. O sadece beni korumaya çalışıyordu. Vay be. Hayat arkadaşım dediğim insanı gözümün içine baka baka bana yalan söylüyor. Bahri, benim kötü bir niyetim yoktu biliyorsun. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiş derler Despina. Peki sen ya, sen niye hiç şaşırtmıyorsun beni evladım? Baba, ben sadece kendi başımın çaresine baktım. Ne gidip kimseyi öldürdüm, ne kirli bir işe bulaştım. Yani ticaret yapıyorum sadece, bunun nesi kötü anlamadım ki. Ya kendi başının çaresine baktın ha. Bir de gidip o beş para etmez Erol'dan aldın parayı da. Başka çarem yoktu. Ben ona olan o borcu ödeyebilirim. Hayır efendim, hayır. O borç Sadrettin'e ait. Ya madem ticaret yapıyor, kendi kazandığı parayla kendi ödeyecek borcunu. Kimse karışmayacak. Rica ederim. Ya ben geçen gün sana biraz kaba davrandım galiba. Özür dilerim. Önemli değil. Ya zaten ben de sana galiba biraz ukala davrandım. Ama yani öyle şakasına yaptım. Ciddi değildim. Araban güzelmiş.
Evet, ben de beğeniyorum. Bu model daha seri. Daha önce kullandın mı ki? Amcamda ve babamda vardı birer tane. Pardon, amcamda bir, babamda iki. Ben de bir ara aldım da sonra geçen sene sattım. Canım, senin aile ne işle meşguldü pardon? Maden işi. Maden. Senin de ağzından kerpetenle laf alınıyor maşallah. Maden de ne madeni? Altın. Madeni. Ya ben bu konuları konuşmayı çok sevmiyorum aslında. Kusura bakma ama... Yani aile iş işte ya. Ben çok anlamıyorum o işlerden. Saygın erler sever bu tarz konuşmaları. Sen saygın erlerdensin yani. Yani. Biraz değişik bir cins. Ah, taksi. Ya... Ben seni aslında eve kadar bırakmak isterdim ama benim de gitmem. Yok, önemli değil. Taksi bulduk nasılsa. O zaman görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.